Selam herkese, Erşak Kahraman İngiltere'den bildiriyor. YouTube bitiyor mu, ölüyor mu? Gelin beraber bakalım. Havası böyle, ne yapayım? Ne yapayım? Yani ne yapayım? Bir önceki videoda ne güzel günlük güneşlikti. Şu an Allah aşkına şu gökyüzüne bak ya, bak bak. Bak gökyüzüne bak, bak. Görüyor musun? Gri. Bak 21 dereceyi gördü bu gözler ya. Ama rakam konusunda bu sefer eminim 21 derece. Yani hani 1291'de yapılmış bir malzemeye 900 yıldır burada demiyor. Ya ben şu konuyu bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda 1291'de yapılmış bina şey ama no, 190, 900 senedir buradadır demişim. Bakın açıklamak istiyorum. Sözelciyim. Bak tamam sözelciyim ama sıkıntı şuradaydı. O büstün etrafına şey yazmışlardı ya. 900 yıllık yapıyı kurtaralım. Onu efendim yıkılmasın falan demişlerdi. O yüzden ben de onlara uydum. 900 dedim. Edit sırasında hesabı yaptım. Yanlış çıkıyor. Ama söylemişim orayı kesersem de hiçbir anlamı kalmıyor o kısmı. Anlattığım kısmı. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Tamamen İngilizlerin yanlış şey yapması ya. Arkadaşlar bak ne diyor. Ya konumuz bu mu? Konumuz bu mu? YouTube bitiyor mu bitmiyor mu? Konumuz bu. İçeri gireyim. Birazcık başka bir yer bulayım kendime. Orada devam edindim. Havaya bak. Allah adandım ya. Ondan sonra bana diyorsunuz ki yok efendim İngiltere'de yaşıyorsun da bir de üzerine İngiltere'ye mi efendim şey yapıyorsun. Delirtiyor delirtiyor insanı delirtiyor. Havaya bak. Neyse. YouTube ölüyor mu? YouTube bitiyor mu? YouTube kan mı kaybediyor? Artık YouTube eskisi gibi değil mi? Kim diyor bunları? Bunları yabancı YouTuber'lar yani yurt dışında yaşayan YouTuber'lar bunlarla alakalı bir takım videolar çekmeye başladı. Biraz da şeyden dolayı herhalde bir sürü insan YouTube'a girdiği için hani yerlerini hani konumlarını kaybetme ihtimallerini düşündüler falan. YouTube bitiyor mu sorusuna verebileceğim çok net bir cevap var. YouTube daha yeni başlıyor. Ne demek yeni başlıyor? Yeni başlıyor şu demek. YouTube artık eski YouTube'dan uzaklaşmanın peşinde. O hani böyle challenge'larla dolu efendim işte birbirlerinin bilmem neresine slime attıkları falan. YouTube olmaktan çıkıp başka bir şey olmaya doğru evriliyor. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Şöyle izah edeyim. Geçtiğimiz aylarda Google Blog'da YouTube'un CEO'su bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamada dedi ki "Finally, we've seen the incredible momentum around learning and education on YouTube and we are investing to support it." Şov yapma aslanım. Türkçe anlat bize. Şöyle bir oh, oturalım. Dertemiz surat. O nedir ya öyle atırsız gibi? Bu ne ya? Dur şunu aç. Işıklı şöyle. Şimdi bu CEO ablamız Susan bir şey işte ya. O abla diyor ki, bu biraz yamuk duruyordu. Geçtiğimiz sene diyor, eğitimle ve öğretimle alakalı, bilgilendirmeyle alakalı harika bir sene geçirdik. Hatta ben Deniz'de yoga çalışmalarım için YouTuber'lardan bayağı faydalandım. Bu sene yani 2019 senesini eğitim yani YouTube'daki eğitim videolarının yükselişi olarak... Bu gerçekten niye burada duruyor ya? Eğitim videolarının yükselişi olarak planlıyoruz diyor. Hatta bununla alakalı bir fon kurdular. 1000 civarında YouTuber başvurdu. 65 tanesine fonlama yaptılar. Yani siz bu eğitim videolarınızı çekin. Biz size para vereceğiz. Endişe etmeyin diye. Biz size destek olacağız diye bir fon yarattılar. Bu kişiler de yani birden fazla böyle hani şey ne derler ona? Sıralı dersler yapacaklar. Yani atıyorum ki bir konu işte bu nasıl yapılırı atıyorum ki 8 etapta 8 farklı videoda işte şurası böyle yapılır burası böyle yapılır bunun gibi eğitimlere bölecekler ve böyle bir şey sistem kuracaklar. Biraz Udemy'yi andırıyor bana. Hatta küçük bir araştırma yaptım. Zannediyorum ki bu eğitim sistemi tam oturduktan sonra yani böyle bir ben buna 2020 diyeyim. 2020'nin sonu diyeyim. Büyük ihtimalle Udemy gibi bir de şey başlatacaklar herhalde. Yani ödemeli sistem. Şöyle ödemeli. Hani o dersi satın alabileceğiniz sistem yapacaklar gibi geliyor bana. Yani araştırmalarım onu söylüyor. Diyeceksin ki nereden araştırıyorsun? Bizim de var canım biraz kaynaklarımız. Hani yarın bir gün böyle bir şey olursa dersiniz ki ilk Erşah söylemişti. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor sevgili kardeşler. YouTube kabuk değiştiriyor. YouTube'da artık kaliteli içerik, bir şey öğreten içerik, seni anlattığı zaman eğiten içerik daha fazla ön plana çıkacak. Yani hep soruyorsunuz ya abi sen bunu çekiyorsun ama dur o konuya birazdan gireceğim. Şu havayı göstereyim size gel gel. Gel gel havaya bak Allah aşkına.
Işık güzel, güzeldi. Bak havaya bak. Bak şimdi. Şurada güneş var. Bak burada güneş var. Ama hava şöyle bakayım, hatta şöyle düzelteyim size. Hava böyle. Bulutlu. Hani birkaç dakika içerisinde ya da işte bir saat içerisinde falan patlatacağım diyor. Bizim kanal niye böyle oluyor ya? Bizim kanalın olayı ne ya? Niçin böyle oluyor? Niçin yükselmiyor? Niçin az yükseliyor? Şimdi onu anlatayım size. Bak gene güneş açtı. Deli ya. Vallahi insan deli ediyor ya. Ya bizim kanalın izlenme durumları. Bak bu aralar kardeşler sağ olsunlar aşağı hep yazıyor. Ya bu kanal niye yükselmedi? Bu kanal niye yükseldi? Ya kanal yükseldi, yükseldi. Tamam, hayalimdeki yükselme hızı bu değil. Daha çok yükselmesini istiyorum falan filan ama ya tabii ki yani kanalın da kendi çapında bir yükselme hızı var. O genelde şöyle bir şey oluyor. Bir tane video çekiyorsun. O video seni alıyor, bir yere götürüyor. Mesela bizim kanaldaki o video şeydi. Asgari ücret videosuydu ilk video. O işte bayağı insan getirdi. Nereden bakarsan şu andaki hani abonelerin 10 bin tanesi falan o videodan gelmiştir. O yüzden zaten bizim videolarımızın izlenmesi de düşük. Bizim bir tane psikopat takipçimiz var. Seyretmiyor videoları. Girip şeye bakıyor. Hani kaç tane seyredilmiş. Eskiden mesela 100, 200, 300, 400 falan böyle beklerdik, böyle bir hafta geçerdi falan. 500'ü zor bulurduk. Şimdi videoyu bir koyuyorum. 1000 seyrediliyor gün içerisinde. 2000'lere, 3000'lere çıkıyor. Bu tabii ki yavaş yavaş 10.000 olacak. Ne bileyim, koyduğun anda 10.000 olacak. Bu bir şey, böyle evre evre değişiyor. Gidiyor, tamam mı? Bu arada burası da bizim mabet. Bak Leicester diyordum ya. Hey gidi Leicester hey. Northampton Town'ın futbol stadı. Stadyum. Bak şöyle biraz daha göstereyim size. Hatta çevireyim de göstereyim değil mi? Biraz daha yakın aldım. Bak şimdi daha iyi oldu, gördün. Hep böyle yer değiştirmeli falan. Bir sevgili kardeşim diyor ki, izleyicilerimizden bir tanesi. Erşat diyor, sen diyor iyi şeylerden bahsediyorsun diyor. Kötü şeylerden bahsetmen lazım. Bak diyor, kötü şeyleri anlattığım videona ne çok seyredilmiş. Düşünüyorum, adam haklı. Çünkü kanalın en çok seyredilen ilk 3 videosundan bir tanesi İngiltere'deki kötü 5 şey videom. Şimdi burada seyircinin algısı mı? Yani seyirci İngiltere'deki kötü şeyleri seyretmek istiyor mu? Buna bakmak lazım. Yoksa YouTube mu bunu pompalıyor, ona bakmak lazım. Niçin söylüyorum bunu? Yani seyircinin nereden geldiğini görebiliyorum ben. Yani şu aratmadan gelmiyor. İngiltere'deki kötü şeyler, Avrupa'nın kötü tarafları, buradan gelmiyor seyirci. Seyircinin, o videodaki seyircinin %65'i recommended'dan gelmiş. Yani önerilenden. Yani YouTube o videoyu çok daha fazla önermiş. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. YouTube kendisi kötülüğü pompalıyor olabilir mi? Yani CEO bunu söylerken aynı zamanda o başka bir şey yapıyor olabilir mi? Neredeyse kamera düşüyordu. O kötülüğü acaba övüyor olabilir mi? Tam bunları düşünürken başka bir kardeşim de şey yazıyor zaten. Bak güzel video çekmek için o kadar da çok fazla takipçiye ihtiyaç yok. Biraz buruldum o kısmı ama neyse. Adam az takipçiye de ne güzel videolar çekiyor. Ben anlamıyorum ya. Gerçekten YouTube'un seyircisi ne istiyor, ben anlamıyorum ya. Evet, burası da işte stadyum. Bak buraya da sirk gelmiş, gördün mü? Bak şöyle bir şey söyleyeyim size. YouTube'un aslında biraz da gelir yöntemlerine çözüm bulması lazım. Yani insanlar artık bir hava ile geliyorlar YouTube'a. Diyorlar ki YouTube'da çok para kazanılıyormuş ya. YouTube'da acayip para kazanılmış diyor. Geliyorlar, bakıyorlar, yapıyorlar. Olmuyor abi. Ondan sonra diyorlar ki ya ben acaba hani ne yapsam falan, anlamıyor. Ya bırakıp gidiyorlar. Bu YouTube'un işine göre, YouTube'un eline video olmuş oluyor. Ya da yapılması gereken videoyu yapıyor. Ya yapılması gereken video nedir? Mesela gene güzel bir kardeşim şey yazmış. Yani şu videonun başlangıcı İngiltere'den bildiriyorum değil, Amerika'dan bildiriyorum olsa 17.000 değil 170.000 olur. Bak bununla katılıyorum. Çünkü yani Amerika Türkler tarafından çok aratılan bir kelime. Buna tamamım. Mesela başka ne videosu çekersen tutabilir. Klasik şeyler var ya, işte ne bileyim, challenge videoları tutabilir. 5 liralık döner, 100 liralık döner gibi. 5 liralık hamburger, 100 liralık hamburger. Evet tamam, bunlar tutuyor. Slime videoları tutuyor falan da. Yani insanın yapmak istediği de önemli. Buraya geliyor, istediğini bulamıyor. Bu sefer o videolardan yapmaya başlıyor. Şimdi buradan Susan'a sesleniyorum, CEO'ya. Sevgili Susan, eğer diyorsan ki buranın daha eğitimli, daha kültürlü, daha güzel bir yer olmasını, daha bir şeylerin öğrenilebilir bir yer olmasını istiyorum diyorsan,
ya gelir yöntemine ya da abone yöntemine bir çözüm bulman lazım. Bu recommended konusunu, bir önerilen konusunu çözmek gerekiyor. Yani işin parasal kısmını tamamen geçtik artık. Şuradan kazandığımız para, yani hani ayda 40 dolarlar 50 dolarlar falan, onlar yani bu kadar yaptığımız çabanın karşılığı zaten değil. Anlatabiliyor muyum? Ama en azından abone bulabilmek için, aboneye ulaşabilmek için daha fazla önerilerine çıkmamız lazım. E şimdi YouTube'un şu anki algoritması fazla mesaj yazılan, fazla izlenen, etkisi tepkisi fazla olan videoları ön plana çıkartıyor. Şunu da biliyoruz ki YouTube bu algoritmayı senede 2-3 defa değiştirir. Böyle bir açıklama yaptığına göre Susan, tahmin ediyorum ki artık bilginin de biraz ehemmiyeti, efendim görgülü videonun veya işte içeriğinde bir kültür barındıran videonun da bir ehemmiyeti olacak. Vurmadı değil mi bana? Vurmadı, teşekkür ederim. Fiu. Gelir konusuyla alakalı size bir şey söyleyeyim. Yani gelire YouTube bile bir çözüm bulamadı bu arada. Yani YouTube Originals diye bir şey başlattı. Bayağı hem YouTube ünlülerine hem bildiğimiz yani YouTube'da olmayan ünlülere programlar çektirdi. Aylık dedi 12 dolar YouTube Originals'ın üyeliği. Yani Amazon Prime falan gibi tutmadı. 8 ay dayanabildiler. Sonra YouTube Originals devam etti ama ücretli değil, reklamlı versiyonuna. Yani öbürsüne parayı veriyordunuz, reklamsız seyrediyordunuz. Ya tutmaz anam babam, sen bana soraydın ben söylerdim zaten sana onu. Rüzgardan timelapse tahmin ediyorum ki şey oldu ya, çok titrek oldu, kusura bakmayın. Yani söyleyeceğim o ki şu konuyu bir toparlayayım. YouTube ölür mü ölmez, YouTube biter mi bitmez. 1990'lı yıllarda gençliği ve insanlığı nasıl MTV yönettiyse şu anda YouTube yavaş yavaş da Netflix yönetmeye başlıyor. O yüzden sevgili kardeşler, YouTube'a hiçbir şey olmaz. YouTube evriliyor, gelişiyor, en başında söylediğim gibi değişiyor. Çok farklı şekillerde görmeye devam edeceğiz ama YouTube hep burada olacak. YouTube burada olduğu müddetçe ben de burada olacağım. Çok iddialı bir laf oldu. Neyse, umarım konu ilginizi çekmiştir. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hava buz. Buz, elim dondu.